Ya bence arkadan çok kötü ya. Ya çok can yakıyor. Ya bundan zevk alıyor olabilirsiniz ama ya gerçekten canım yanıyor. Ve bu cidden hoş bir şey değil. Ya hiçbir zaman sizi anlayamayacağım. Bundan ne haz aldığınızı çok merak ediyorum. Hani birinin arkasından konuşurken neyin hazını alıyorsun? Şimdi bunu bir araba olarak hayal ediyorum. Önden çekişi daha çok seviyorum. Çünkü ben drift yapmayı sevmiyorum. Ondan sonra arkadan tozu dumana katıyorsun falan, sonra üstün başın kirli. Onu geçelim yani, günah. İnsanların üzerine niye atıyorsun o tozu yani? Artık anlayın. Bence arkadan. Çünkü ben arkamdan konuşulmasını daha çok seviyorum. Bir şey diyeyim mi? Yanına sevgilin sıçsa, sevişirken sevgilin sıçsa, kussa, osursa. Bu headline'ı bekliyordum şimdi, ne yalan söyleyeyim. Şimdi ortaya bir soru atıyorsunuz. Herkes anlamak istediği gibi cevap veriyor. Önden mi arkadan mı? Tabii ki de önden. Hak deliği varken neden bok deliği? Bazı konularda hak yolunu mu yoksa bok yolunu mu tercih ettiğinize göre değişir. Bence hiçbiri. Abi tabii ki de arkadan ya. Ben önden hiçbir şey anlamıyorum. O ne abi öyle? Yemin ediyorum gram zevk almıyorum ya. Ama arka öyle mi abi? Bütün zevkini alıyorsun. Ben o yüzden sinemaya gittim, tamam, mutlaka arkadan yer alıyorum. Pisleşen sandınız değil mi? Hesaplar size. Kaza da olabilir bu. Arkadan mı vurmuş, önden mi? Neyse. Arkadan vurduysa tamam ya, hatalı o. Problem değil. Daima ön kapıdan binilir. Çünkü arkadaşlar akbil basarak binmeniz gerekiyor. Yoksa şoför nereden bilsin? Yüzlerce insan binip iniyor. Belki paranızı vermeyi unutacaksınız. Arka kapıdan da inilir. Ön kapıda trafik olmaması amaçlı. İnsan trafiği tabii ki. Niye kimse cevabını söylemedi bilmiyorum. Ama toplumca bu sorunlar çok çekiyoruz. En azından benim gibi hassas olan insanlar. Yani söyleyelim gitsin değil mi? Yani aslında bunu ilkokulda da öğretiyorlar bize. Önden binersin, arkadan da inersin. Bu bir kuraldır. Ben otobüse binmek için senin inmeni beklemek zorunda değilim. Değil mi? İyi. Oh be. Valla bana daha ondan söyledi hayatım. Çok geçmiş olsun gerçekten. İyi misin peki şimdi? Tabii ya, çok zor. Önden mi arkadan mı peki? Arkadan. Oturamıyorsundur sen şimdi. Of kıyamam, çok geçmiş olsun. Yani benim evim arka kapıdan hırsız girse ben de korkudan oturamam herhalde. Haklısın hayatım. Şimdi arkadan mı önden mi dersek? Ya bence arkaya güzel. Otobüslerde en arka yolculuk gayet güzel. Yani seviyorum yani. Ama nah. Tabii ki önden. Arkadan zor oluyor. Arkada ders dinlemesi falan yani. Önde derse daha iyi odaklanabiliyorsun. Kesinlikle önden. Önden ders dinlemelisiniz. Selamünaleyküm aleykümselam. Arkadaşlar durumdayım. Hiç fark etmez yani. De başlık çok yanlış anlaşılabilir. Ben yanlış anladım çünkü. Devam. Yine ölümüne mizah dönmüş. Bazen ne kadar komik olduğunuza inanamıyorum. Literally. Ona var ya, hem arkadan hem önden. Anca. Bu başlığı görünce yüzüm böyle oldu. Mertcan kanka, geliyorum kanka. Arkadan mı önden mi geliyorsun? Önden geliyorum kanka, önü seviyorum ben. Arkadan gel. Arkadan geleyim kesin kill diyorsun yani. Güzel. Arkadan mı önden mi? Göbek değil. Belki arkadan mı önden mi? Sıcağım. Teyze arkadan mı önden mi? Önden. Saat 5 olmuş, hiç burada mecazi anlam kazanmayacağım. Bacak boyu kısa olan kızlar da önden, bacak boyu uzun olan kızlar da arkadan. Arkadan acıttığını söylerler de inanmazdım. Hadi lan oradan derdim. Ama gerçekten öne göre arkası daha çok acıtıyormuş. Bir insanı arkasından bıçaklamak, gözünün önünde iş çevirmek çok acı bir durum. Nedeni mi bekliyordunuz? Kanka arkadan mı önden mi? Ortadan. Ya ortası yok. Yandan. Yanı da yok. Ön. Aa, ön olsun kanka, arka kötü. Neden ki? Şimdi arkadaşlar burada böyle garip garip şeyler yapmayalım. Hepimiz bu evden ilk gördüğümüz aklımız aynı şey geldi. Hepimiz fesat pislik insanlarız. Ama bu evden cevap vermeyeceğim. Sadece bunu söylemek istedim. Tabii ki de önden. Onun verdiği mutluluğu başka bir şey veriyor mu? Vermiyor. E tabii siz de vermiş oluyorsun. Poz vermiş oluyorsun. Önden fotoğraf çekilme kadar güzel bir şey var. Arkanızdan sizi tanımazlar. Millet götünüzü görüp ne yapsın? Bence tabii ki önden yani. Bence önden başlar, sonra ilerleyen saatlerde, gecenin ilerleyen saatlerinde çok sıcak olacağı için böyle çevirirsin. Arkadan böyle kullanırsın. Daha mantıklı. Anne sana bir şey soracağım. Hı. Arkadan mı önden mi? Anne oha!
Anne! Koltuktan bahsediyorum ya! Çocuk öyle demiş, burada pis yerleri çekme yani. Konuyu saptırmaya gerek yok. Bunu sormaktaki amacın ne olduğunu da biliyoruz. Arkadan mı derken? Dolmuş tane arkadan uzatmayan var mı falan, o anlamda. Önden mi derken de, otobüslerde hani biniş önden ya, onunla alakalıdır herhalde. Kamerada kesinlikle önden. Yani her şekilde önden yani, ben arka sevmem. Vallahi ben uçağa önden binmeyi tercih ederim. Hani kapı önden açıksa ön kapıyı tercih ederim abi. Çünkü hani ne bileyim, arka kapı birazcık leş gibi ya. Bence kesinlikle arkadan. Çünkü bir kere daha az stres yaşıyorsun. Bir süre kafan rahat oluyor. Çabalamana gerek yok, böyle boş boş dur bir süre. Çünkü ön sıralarda oturuyorsan hoca sana direkt sormuyor soruyu. Arka sıralardan başlasın ki sen biraz rahat. Bence sorusu bile gerçekten çok saçma. Tabii ki ön. Hani önden sıkıldıysa falan öyle arkaya geçti diyeceğim. Ama ön her zaman daha iyidir yani. Daha iyi hissedersin, daha iyi anlarsın dersi. Arkada oturduğun zaman anlayamaz. O yüzden siz döndün. Benim bir kız olarak bunu cevaplamam çok saçma ama bu bizi ilgilendiriyor bence. Çünkü arkadan versen Kezban, önden versen Orospu. Ben hiçbirisini tercih etmem. Ben vermem. Bence siz de vermeyin. Neyse, sapıtmayacağım. Bence minibüste arka taraflarda yer almak önden taraflarda yer almaktan daha iyi. Önde olunca muavin gibi oluyorsun. Neresiydi? İki kişi. 20 lira paranın üstüne sahip çık. Ne gerek var bunun? Arkada otur, hayatını yaşa. Ya bizim Manisa'da arkadan. Ama Denizli'ye gidince önden de. Daha doğrusu hem önden hem arkadan. Manisa'da neden arkadan diye düşündüm. Sebebi şu sanırım. Yazı yazmışlar. Ön tarafta göğüslükte şey yazıyor. Arkadan ininiz. Ondan dolayı herhalde. Yoksa başka neden olacak? İşte beklediğim headline. Tabii ki de arkadan. Çünkü fırında en sevdiğim arka sıradaki ekmek daha sıcak oluyor. Öndekiler fazla soğuyor. Bu headline açan kişi lütfen utansın birazcık. Çünkü insanlar bunu başka yere çekebilir. Yazıktır ya. Sikerim böyle işte. Bu da soru mu? Tabii ki de önden. Arkamdan söylediklerini bir de yüzüme karşı söylesin. Yiyor mu? Bu arada kafamdaki atkı güzel olmuş mu? Aslında ben bu videoda düşüncelerimi söylemeyeceğim. Aklımdan, başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Kuzenimle sinemaya gidecektik bir keresinde. Çocuk sormuştu arkadan mı önden mi? Kuzenim çocuğu dövmüştü yani. Böyle çok fesat düşünülüyor, evet, ama bence öyle değil. Önden ya. Ne olacaksa gözümün önünde olsun yani. Ne öyle arkadan şey gibi. Ay neydi onun adı? Arkadan bıçaklıyorlardı ya. Onun gibi yani. Ön iyidir, ön olsun.